Bilgin Gayrimenkul takipçileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli takipçilerim, bugün Çanakkale'deyiz, bugün gönüllerin şehri Biga'dayız ve bugün coğrafyasıyla, deniziyle, inanılmaz güzellikleriyle ünlü Karabiga beldesindeyiz. Biga'nın sahil boyu olan beldesi olan Karabiga beldesindeyiz ve gerçekten çok güzel bir arazimiz var. Bu arazimizi size çok kısa bir şekilde tanıtımını yapacağım. Arazimiz 68-61 parsel, 1976 metrekare değerli takipçilerim. Yola cepheli, asfalt yola cepheli, görmüş olduğunuz gibi. Bu yol değerli takipçilerim yaz-kış açık. Çok rahat bir şekilde arazimize giriş çıkış yapabilirsiniz. Tarlamız müstakil bir parsel, hisseli değil. Bu arada değerli izleyicilerim, ben hisseli yerler satmıyorum. Genelde satmış olduğum Çanakkale'de, Biga'da, Balıkesir, Gönen'deki arazilerimin hepsi müstakil, tapulu, kuru tarım arazileri. Değerli takipçilerim, 68-61 parsel, 1976 metrekare, yani kısaca iki dönüm diyebiliriz. Bu tarlamız görmüş olduğunuz gibi asfalta cepheli. Hemen şurada ise yaklaşık bir 40 metre İçeriye doğru bir kadastro yolu daha var aynı zamanda. Yani iki tarlanın arasında bir tane 40 metre içeriye doğru bir kadastro yolu daha var. Yalnız burasını biraz arazide yarık gibi olmuş. Buraya birkaç tane kün koyup üzerine kapatıp arabanızla da çok rahat bir şekilde girebilirsiniz. Değerli izleyicilerim, arazimizin cephesi buradan başlıyor. Şu ileride yaklaşık bir 15 metre ilerideki noktaya kadar arazimiz şu görmüş olduğunuz karşı taraf biraz eğimli. Üzerinde yaklaşık 800 metre karesi düz ve çok rahat bir şekilde deniz görüyor. Gerçekten yani Karabiga'ya yakın olmasıyla, Biga'ya yakın olmasıyla, asfaltın kenarında olmasıyla aynı zamanda dediğim gibi burayı da bir kadastro yolu. 40 metre içeriye kadar kadastro yolu vermişler. Buraya da kük döşeyerek hem araziye yapmış olduğunuz konteyner evdeki giderlerinizi oraya bağlayabilirsiniz. Burayı da çok rahat bir şekilde arabanızla park edip arazinize de çıkabilirsiniz. Normalde hem buraya cepheli hem de bu kadastro yoluna cepheli. Şimdi hep beraber yukarıda yukarıya çıkalım. Arazimizin deniz manzarasını da alalım. Değerli izleyicilerim, Karabiga beldesi Çanakkale 1915 köprü inşaatı başladıktan sonra özellikle Biga ve Karabiga çok büyük bir şekilde rağbet aldı. Büyük sanayi kuruluşları buralara çok büyük yatırımlar yaptı. Bunun yanı sıra İstanbul'da yakın, İstanbul'a uzak, Bursa'ya yakın, Bursa'ya uzak. Yani bu bölge çok rahat bir şekilde Çanakkale 1915 Boğaz Köprüsü'nün bağlanmasıyla beraber, bağlantı yollarının bitmesiyle beraber bölgeye, buraya çok rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Hemen karşı tarafta görmüş olduğunuz bozkır alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İmar uygulamasında Karabiga Organize Sanayi Bölgesi. Yani aynı zamanda burada değerli takipçilerim, burası hem bir yaşam şehri, hem bir sosyal şehir, hem bir sanayi şehri. İş olanağı da çok fazla. Havası çok güzel. Denizi çok güzel. Sanayinin de 2014 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Çanakkale Balıkesir düzen planında sanayi de hemen o görmüş olduğunuz bozkıra geliyor. Organize sanayi bölgesi. Gerçekten plaja da 2 dakika mesafe, şehir merkezine 2 dakikada rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz. Arazimiz imarsız bir arazi. Bu bölgedeki tüm araziler imarsız. Buraya kesinlikle beton giren bir ev yapamazsınız. Normal şartlarda konteyner, ağaç ev, küçük ev de yasak ama özellikle bu virüsten sonra artık konteyner, ağaç ev onlara birazcık daha sağlıklı bakıyorlar. Yani
normal şartlarda onları da koyamazsınız. Elektrik yok, su yok. Elektriği güneş enerjisiyle, suyu da ayda bir defa ya da ayda iki defa tankerle deponuza, konteyneri koyduğunuz zaman konteyner deposuna koyabilirsiniz. Bunun yanı sıra elektrik gelebilir tabii ki. Asfaltın kenarında olması da çok büyük bir avantaj. Değerli takipçilerim, biz Ergin Gayrimenkul olarak Çanakkale Merkez Köyler, Biga Merkez Köyler çalışıyoruz. Ve ulusal basında da Çanakkale'ye toprak yatırımı arttı diye haberlerimiz oldu. Daha önce de haberlerimiz olmuştu. Bu arada da YouTube kanalımızı açalı 4-5 ay oldu. Eksiklerimiz var. Bu konuda bize hoşgörüyle bakmanızı rica ediyorum. Daha kaliteli, daha güzel videolar gelecek. Değerli takipçilerim, Karabiga 68-61 parselimiz görmüş olduğunuz gibi asfalta cepheli. Hemen bu sol taraf biraz eğimli. Üst tarafı yaklaşık bir 400-500 metresi düz. Oradan da çok rahat bir şekilde deniz görüyor. Değerli takipçilerim, bunun yanı sıra şurası da içeriye kadar 40 metre içeriye kadar kadas yolu. Yalnız burası dere şeklinde, buraya künk koyarak üzerine kapatıp arabanızla çok rahat bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Hemen yan tarafı görmüş olduğunuz gibi bizim tarlamız. Özellikle buraya sizi davet ediyorum. Karabiga plajına yakın olması, şehir merkezine yakın olması, aynı zamanda kurulacak olan Karabiga Organize Sanayi Bölgesi'ne yaklaşık 2,5 kilometre mesafede olması ve Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün bağlantı yollarına da çok yakın olması, hem burada bir yaşam şekli olacak, hem burada sosyal bir hayat olacak, hem burada iş anlamında, iş gücü anlamında da çok rahat bir şekilde çevredeki sanayi kuruluşlarında çalışarak da burada yaşayabilirsiniz. Dediğim gibi burası imarsız bir yer, müstakil bir yer. Buraya sadece konteyner, ağaç ev, o tarz bir şey koyabilirsiniz. Şehre uzak, şehre yakın. Gerçekten çok güzel bir konumu var. Biz Ergin Gayrimenkul olarak Biga'ya, Karabiga'ya ilk gelen, özellikle Örtülüce bölgesine ilk gelen yatırımcıyız. Burada bu bölgede çok büyük yatırımlarımız var. Özellikle sizi buraya davet ediyorum. Karabiga'da, Biga'da, Çanakkale'de, Gönen'de, birçok köyünde de gayrimenkul yatırımlarımız var. Bizi ulusal basından da takip edebilirsiniz. Alıcısına hayırlı olsun. Sizi buraya davet ediyorum. Hepinize bu güzel gönüllerin şehri olan Biga'dan, Karabiga beldesinden sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın.